Başka konular var. Birazdan birçok konu konuşacağız da çok enteresan bir durum var. Ben davet ettim. Oo. Evet. Sebebi şu. YouTube'da ben arada gezerim böyle. Kelimelerle adeta dans eden sözleri bir anlaşılabilir hepimizi şok edecek. Verelim abi. Acun Bey, bu güzel cümlelerinizden ötürü teşekkür ediyorum. Sağ olun. Merhabalar. Şimdiye kadar hiç kimsenin duymadığı bir ses için karşınızdayım. Abartmıyorum. Gerçekten şimdiye kadar hiç kimse duymadı bu sesi. Ama şimdi değil, videonun sonunda inşallah. Öncelikle birkaç hadiseden bahsedeceğim. Anlatacaklarımla hayatımızda bembeyaz bir sayfa açılır mı bilmiyorum ama muradımız bu şekilde. Şimdiden beni dinleyen, sayan herkese teşekkür ediyorum. O ses programındayız. O sese kulak vermek gerekiyor gerçekten. Açım diyen o sese, sıkıntıdayım diyen o sese, ihtiyacım var diyen o sese kulak veriyor muyuz acaba? Yoksa sırtımızı mı dönüyoruz? İnsanlara adeta sorgu melekleri gibi sorular sormayalım. Aç mısın? Bir şeye ihtiyacın var mı? Bir sorunun var mı gibi kulun kula soracağı soruları soralım. Evet, insanların iyi bir Müslüman olmalarını isteriz ama lafla peynir gemisi yürümüyor işte. Yaşantımıza bakıp bize de dinin nedir diye sormazlar mı? Kıldığın namaz kötülüklerine engel oluyor mu? Orucu tüm azalarına tutuyor musun diye sormazlar mı? Adama dini sevdirmek mi istiyorsun? Namaz kılması için adamın gardırobuna temiz, yepyeni bir elbise ol. Oruç tutan adamın sofrasına gıda ol. Borcu olana nakit ol. Derdi olana deva ol. Sıkıntıda olan uyuşturucuya koşup kendinden geçmesin. Sana koşup kendine gelsin. Faizi değil, zekatı hesaplasın muhasebeci. Kulak kıyıyorsun diyen o sese kulak ver. Evet, müzikle uğraşıyorsunuz. Dervişin birine sormuşlar. Müzik helal midir, haram mıdır diye şu cevabı vermiş. Zengin komşunun evindeki pilav tenceresinin dibine sürtülen kaşıktan çıkan ve fakir komşunun aç çocuklarının kulağına giden ses haram müziktir demiş. Müziğin ritmi, bestesi, sözü seni, beni, nefsimizi nereye getiriyor buna bakmamız lazım. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu arada jüride hepsi birlikte döndüler, sağ olsunlar, sırtları dönüktü. Bir sahabeden bahsetmek istiyorum. Gözleri görmeyen, ama olan bir sahabeden bahsetmek istiyorum. Abdullah bin Ümmü Mektum. Anadan doğma ama. Peygamberimizin müezzini aynı zamanda. Gözleri görmüyor ama. Ama yanlışı doğruyu görüyor. Hak ile batılı, faydalı ile zararlıyı, iyi ile kötüyü görebiliyor. Ve savaşa katılmak için izin istiyor. Sancak taşımak istiyor. Gözleri görmeyenlerin savaştan muaf olmalarına rağmen kendisi savaşa katılmak istiyor, hatta sancaktar olmak istiyor. Biliyorsunuz, sancak düştü mü savaşı kaybettin demektir. Ama sahabe diyor ki gözlerim zaten görmüyor. Düşmanların kalabalığını da göremem. 1000 kişi bile saldırsa olduğum yerde durur, hiçbir yere kaçmam diyor. Ve sancaktarlık görevi kendisine veriliyor. Gözlerim görmüyor ama demiyor. İşim var, gücüm var ama demiyor. Kariyerim var, geleceğim var, memurum, amirim ama demiyor. Amaları olmayan bir ama. Ve dönüp kendimize bakıyoruz. Klavyeyi elinden düşürmeyen, cep telefonunu elinden düşürmeyen bizler, sancağı elinden düşürmeyen ama sahabiyle aynı cennette birlikte olmak istiyoruz. Olur mu sizce? Belki olur, belki olmaz. Ama ümitsiz değiliz. Ümidimizi kaybetmiş değiliz. Bir genç rahatsızlanıyor Peygamberimiz zamanında. Peygamberimize haber verildiğinde onu ziyarete gidiyor. Bakıyor ki ölüm anı yaklaşmış. Ne haldesin diye soruyor. O genç de diyor ki günahlarımdan çok korkuyorum ya Resulallah. Ancak Allah'a da çok güveniyorum diyor. Ve Peygamberimiz de bunun üzerine diyor ki bu korku ile ateş bir araya gelmez diyor. Evet, şimdi isterseniz hiç kimsenin duymadığı o sese gelelim. O ses Abese suresi 33 ve 36'da anlatılmakta. Deniliyor ki kulakları sağır eden o ses geldiğinde İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. Hangi ses o ses? Sura üflendiğinde çıkan o ses. Peki ne kadar etkiliyor bizi bu sözler? Kulaklarımız bu seslere, bu sözlere ne kadar açık acaba? Bir kulak doktoruna gitsek diyorum. Kulağımızı duyduğumuz yalanlardan temizlesek, gıybetlerden temizlesek, nefsimizin fısıltılarından temizlesek sanırım iyi olacak. Kulaklarımız uyuşmuş, gözlerimiz uyuşmuş, acılar içerisindeyiz. Ancak ilacı yanlış yerde arıyoruz. Acun Ilıcalı, acının ilacı hakkında birkaç cümle sarf etmem için müsaade etti. Sağ olsun, teşekkür ediyorum. Abese suresinde bahsedilen o sesi unutmamak ve abes işlerle uğraşmamak temennisiyle sesimi duyan herkese sevgi ve saygılarımı sunarak
huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hoşçakalın. Vallahi çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel ya.